Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, ben Emre. Bu videoda sizlerle birlikte dünyanın en küçük telefonunu inceleyeceğiz. Cep telefonu. Şöyle karton kutusu var. Defter gibi, not defteri gibi. Böyle açtığımızda şöyle İngilizce kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle İngilizce kullanma kılavuzu var. Arkasında da Çince var. Daha sonra şöyle poşetin içinde şu bölmede poşetin içinde de telefonumuz çıkıyor. Ben telefonu şimdi yalan söylemeyeyim 2-3 aydır kullanıyorum. Sürekli şarj ettim, şey yaptım. Yani telefonda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Yani 2-3 aydır ben kullanıyorum. Hatta şimdi ambalajını çıkarmamıştım. Sizin karşınızdan çıkarayım diye. Şöyle ambalajlarını da çıkartayım. Evet. Şöyle ekranda da bir tane ambalajı var. Onu da çıkartalım. Evet. Şimdi şu aşağıda bir tuş var. Bu tuşu sağa doğru çekerseniz, yani telefonun alt tarafına sağa, eğer telefon ekran size bakıyorsa sola çekeceksiniz. Bu sürekli sol tarafta duracak. Şöyle sol tarafta. Eğer bunu solda ya sağ tarafta alırsanız, yani sağ tarafta telefonun bataryadaki elektriği kesiyor. Yani telefonu elektrik gelmiyor. Daha sonra bu tuş sol tarafta durduğu zaman şuraya basılı tutuyorsunuz ve telefon açılıyor. Welcome yazısı var. Ve şöyle geldi. Bu klasik, bu Nokia'da tuşlu telefonlarda filan olan özellikler var bunda da. Telefon Türkçe. Özellikle bunu Türkçe olmasına dikkat ettim. Şöyle menüsüne baktığınızda da Bluetooth'u var. Başka takvim, çalar saati, hesap makinesi var. Bluetooth'u var. Onu da söyledik. Telefon böyle. Küçük arkadaşlar telefon. Ben bunu dediğim gibi 2-3 aydır kullandığım için telefonun şarjı neredeyse 4 gün falan rahat gidiyor. Ve şarj süresi de, yani kendisi şarj olma süresi de 30 dakika. 30 dakikada kendisini şarj ediyor. 30 dakikalık şarj 30 dakikada fulleniyor ve o da 4 gün, ya yani çok kullanırsanız 3'e falan, 2,5-3'e iniyor da. Ama sadece alo derseniz, hiç böyle kullanmasanız, cebinize durursa dediğim gibi 4 gün rahat çıkartıyor. Ben bunu askerlik için almıştım. Tuşlu telefonu askere giderken kullanırım diye. Bunun o zaman fiyatıyla 70 lira falan almıştım. Açıklama kısmında linkini koyarım. Ben telefonu beğendim. Hiçbir arıza çıkmadı şu ana kadar ben kullandığımdan beri. Ve telefon şöyle parmağım kadar, parmağımdan daha ince. Yani telefon küçük, güzel. Tek bir şöyle bir sıkıntısı var. Bunu çok uzun süre telefonu konuştuğum zaman, yani telefonla görüştüğünüz zaman, böyle yarım saat, yarım saat, 1 saat, 2,5 saat falan konuştuğumda, ben uzun konuşurum. Kulak kısmında bir ağrı oluşuyor. Bunda radyasyon ölçülmediği için herhalde etrafa radyosunu biraz şey yapıyor, çok saçıyor herhalde. Benim tahminimde Bluetooth'u ondan koydular. Bluetooth kulaklık alırsanız bunun yanında da, o da çünkü normal kulaklık girişi yok. Bluetooth kulaklığı alırsanız telefonu öyle de kullanabilirsiniz. Kart girişi de kart girişi, yani SIM kart girişi de normal iPhone 5s, 6s filan kullanılan nano SIM kartlar var.
Ondan sonra sim kartını buna takarsanız o da uyumlu. Yani eski böyle büyük kartlara değil, nano sim kartı kullanıyor kendisi. Ben telefondan memnunum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. 4 ayda hiçbir sıkıntı olmadı. Şarj süresi de güzel. Askerlik için güzel bir telefon. Size de tavsiye ederim. Ürünün linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz de benim incelememi istediğiniz ürünler varsa, AliExpress olsun, Japonya'da fark etmez, herhangi bir beğendiğiniz ürün ama çekindiğiniz, alamadığınız ürünleriniz varsa arkadaşlar, açık yorum kısmına yazabilirsiniz ya da şurada benim sosyal medya hesaplarım var. Oradan ürün linkini bana gönderebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenseniz beğenmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.